uzay zaman modeli, modern fizikte kullandığımız bir boyut ve evren modelidir. Bu kavram ilk defa bir edebi kitapta kullanılmıştır. Bahsettiğimiz kitap, H.G. Wells'in Zaman Makinesi isimli bilim kurgu eseridir. Bir madde var olabilmek için uzunluk, genişlik ve derinliğe sahip olmalıdır. Peki bir madde zamansız olarak var olabilir mi? Örneğin şöyle düşünelim. Bahsettiğimiz maddeyi belirtebilmek için referans aldığımız herhangi bir noktaya olan 3 boyutlu konumunu söyleriz. Ancak bu, cismi tarif etmemiz için yeterli değildir. Çünkü bu maddenin hangi zamanda o konumda olduğu, evrendeki durumunu bilmemiz için gereklidir. Peki uzunluk, genişlik ve derinlik boyutlarında hareket edebiliyorken, neden zaman boyutunda da hareket edemeyelim? İşte H.G. Wells, kitabı tam da bunun hakkında yazmıştır. Einstein'ın genel ve özel görelilik teorisinde de yer verdiği üzere, uzay ve zaman kavramları, uzay-zaman adı verilen tek bir sürekliliğin parçalarıdır. Kütlenin varlığı, bu uzay-zaman sürekliliğinde bükülmelere yol açar. Bunu, gerili bir çarşafın üzerine konulan toplar gibi modelleyebiliriz. Space. The tablecloth is space. Bu toplar çarşafın göçmesine sebep olacak. The sun. The bread is sinking into the tablecloth. The sun makes a shape around it in space. Ve daha sonrasında bu çarşaflar üzerine bırakılan hareketli toplar da oluşan bu bükümlere göre yol alacaktır. Now, what happens if I do this? The apple follows the curves made in space. Yes. Yes, space is shaped. And that is how gravity works. Space tells objects how to move. Objects tell space what shape to be. Yani aslında Türkçede kullandığımız yer çekimi ifadesi bilimsel terminolojiye göre yanlış bir kullanımdır. Çünkü kuvveti uygulayan şey yer değildir. Bu ifade Newton fiziğinde kullanılmış olup Einstein fiziğiyle birlikte geçersiz duruma gelmiştir. Aslında maddeler, kütlelerin uzay zamanda yol açtığı bükümlerde en elverişli yoldan gitme eğilimindedir. Bazen kütle o kadar büyük olur ki, oluşturduğu bükümler ışığı bile gözle görülür şekilde kırar. Kütle ne kadar büyükse, uzay zamandaki büküm o kadar keskin olacaktır. İşte kara delikler de bu keskinliğin ışığın içinden çıkmasına izin vermeyecek kadar fazla olduğu uzay zaman bükümleridir. Uzay zaman kavramı ile ilgili daha fazla bilgi almak isteyen takipçilerimiz, Stephen Hawking ve Roger Penrose'un Uzay ve Zamanın Doğası adlı kitabı ile Albert Einstein'ın Özel ve Genel Görelilik, İzafiyet Teorisi isimli kitabını okuyabilirler.